sorulardan başlayabiliriz. Aklınızda takılan ne var ya da fikri varsa ben seçim aşamasını biraz merak ettim açıkçası. Hani açıklayacağım söyledim projeyi ileriki zamanlarda. Hani şu an biraz bahsetmem mümkün mü? Tabii ki. Mesela oy çokluğuna göre mi karar verildi? Orada bir hile demeyeyim de bir algoritma var sonra çıkmış. Şimdi arkadaşın mailine girelim. Ya ben şey yapacağım. Onay aldıktan sonra full dokümantasyonu açacağım. Ben onay verenlerle. Efendim? Kayıt alıyorum sen. Değerlendirmeye girelim. Değerlendirmeyi yapan kişilerden bir kısmı mesela Cemile'ye girelim. Cemile Amerika'da yaşıyor. Yaptığı şey şu. Bu değerlendirmeyi mesela birine sormadım. Çünkü zaman kalmamıştı mesela. Bu değerlendirme kriteri aslında birini almam gerekiyordu. İşin adı var, sanatçı var. Manifesto ile ilişki, format, notlama. Bu kadar. Ve de ekstra not yazıyorlarsa bu. Notlamada 1'den 4'e kadar bir notlamaları var. Ondan sonra bu şeyler, notlamalar çıktıktan sonra şurada bir derleme var. Derlemede şey var. Şöyle bir sorun olabileceğini gördüğüm için bunu yaptım. Bunu basit algoritmanın yapması lazım ama ben elle yaptım. Kişilerin toplam verdiği notlara böldüm. Yani birisi herkese 4 verebilirdi ve onu seçtikleri seçilirdi. Bu saçma olabilirdi diye. O yüzden kişi, mesela bir kişi herkese tam puan veriyorsa herkese ortalama puan veriyor oluyor. Yani toplam verebileceği bir puan şeyi var gibi, sistemi var gibi. Mesela buraya göre bir sıralama var. Tabii şeylerde sorun oldu mesela. Sanatçıları oylamış çoğu kişi, eserleri oylanmamıştı. Dolayısıyla ben şeyde bir karışıklık olduğunu biliyorum mesela. Burada seçildi bazı eserler. Ama sonra iletişimde mesela o eserin taşınamayacağı, anlamayacağı öğrenildi. Ya da o kişinin başka bir eserine müdahale ettiler. Mesela biz şu işi istiyoruz falan gibi bir müdahaleler oldu zannediyorum. Yani ona karışmadım zaten. Enstalasyonu yapan kişi ve mekan kurumundaki kişiler orada inisiyatif kullanıyor. Çünkü hangi duvara yerleştireceklerini de kendileri seçtikleri için, oradaki süreçte artık bir telefona geçtikleri için olabildiğince müdahalesiz oldu. Ve şeyler olmuş olabilir yani. Sanatçılarla kurulan iletişimleri kontrol edemedim. Çünkü ben diyorum ki sana, sen gidip şu sanatçıyla haberleşir misin diyorum. Belki çok kötü bir iletişim kuruyorsun ve sanatçı bunlar kimden falan deyip çekip gidiyor yani. Onu bilemediğim için ya da olmaması gereken bir şeyin sözünü veriyor olabilir o kişi. Bazı insanlar sordular yani işte şehir dışında gelebilir miyim diyen sanatçılar oldu. İşte uçak bileti karşılanacak mı çünkü yabancı sanatçılar vardı bir sürü. Dolayısıyla böyle şeyler oldu ama böyle bir puanlama kriterinden ilerledi işler. Başka da bir şey yok yani onun dışında bir müdahale olmadı. Şöyle bir şey yapıldı, onu da hatırladım. İlk 4 sanatçı, kaç sanatçının işini sergileyebileceğini de bilmiyoruz. Çünkü ben işlerin boyutlarını bilmiyorum. O yüzden sırayla sanatçılar galeriye haber verildi. Ve bu sıralamada hızlı olmak için birazcık orada şeyler oldu. Yani 4 kişinin ismi gitti, haberleşmeler yapıldı. İşte biraz daha isim gitti, biraz daha isim gitti falan gibi bir şey oldu. Çünkü 8 sanatçıya birden haber gitse, yani burada şey, inisiyatifleri aldım. Sanatçıları olabildiğince az mağdur bırakabilecek inisiyatifleri kendi adıma aldım. Onu da şöyle çözdüm sistemde. Kendimi danışman olarak sisteme atadım. Ve birkaç soruyu kendime sordum. Yani onu da çözdüm. Ama bu doğru değil yani. Bu böyle olmaması gerekiyor. Bunun başka bir mekanizmaya oturması gerekiyor bence. Ama şey kabaca basit bir oylama yani. 1'den 4'e kadar not var. 4 çok beğendim. 3 fena değil. 2 kötü. İşte 1 hiç beğenmedim. Yani. Kaç kişi peki bu seçenler? Kaç kişiydi? Aynı eseri iki kişiye seçtirtmek ve üstüne istedim ama o kadar insan kaynakları gücüm yoktu o sırada. O yüzden zannediyorum 3, 4, 5 kişi olması lazım. 2 kişi iptal. 4 kişi. Burada birinin dokümanı eksik. Doğukan yani da 4 kişi bütün eserleri bakıp değerlendirir. Hayır. Sadece kendi parçalarını değerlendirir. Yani birbirlerinin değerlendiği eserlerden haberleri yok. Sadece bölüm bölüm değerlendirdiler. O yüzden onu ağırlıklı ortalama yapmamın sebebi oydu. Normalde şey istemedim. Kesinlikle bir kişinin bütün eserleri görmemesi gerekiyor bu sistemde. Genel bir yerlerde yazdığım notlar var. Güvenlik algoritmalarına aykırı. Yani bir kişi bütün sanatçılara iletişim kurmamalı. Çünkü bütün işi batırabilir. Hatta orada bir sürü öyle yani o demin iş paylaşma teknikleri vardı ya. Onların metodları var o yüzden öyle olmalı ama üst üste gelebilecek iş türleri var, gelmeyecek iş türleri var. Bu gelebilecek iş türüydü. Telefon açmak gelmeyecek iş türü. Çünkü iki kişi birini ararsa
saçma olur. Mesela orada overlapping işler olmayanları ayırmak gerekiyor. Bunu birinin danışma olarak cevap vermesi lazım. Eğer şey değilse, üst üste gelebilir işler türündeyse şöyle olması lazım idealde. İşte bir kişiye sana 5 kişi gidiyor, sana 5 kişi, sana 5, sana 5, sana 5 gidiyor ama toplamda 10 kişi var. Mesela acayip iç içe karıştırılmış durumda. Mesela olabildiğince topluluğun kararı alınıyor gibi olması lazım. Böyle şeyler falan var modellerde işte. Yani oynayanın oynamasının oynanması falan gibi şeyler var. Kaç recursive yapıda doğru karara ulaşırsın üzerine mekanizmalar var ama onu kodları yazarken oraya gireceğim. Yani şu anda çok gerekmedi aslında pratikte. Olabildiğince de bunları modelleyip insanlara bırakmak istiyorum yani biraz. Kendileri yapsınlar. Peki şey dedin, bunlar danışman mı yani bu seçenekler? Hayır, danışman hayır, hayır. Bunlar normal işe girmiş kişiler. Seçenekler alakasız. Alakasız kişiler, aynen. Aynen. Anladım. Bir sorum daha var. Aslında bir sürü sorum var dedim. şimdi bu sistemin şeyden farklı değil mi? Kolektif bir sanatçı topluluğunun yaptığı bir sergiden farklı nedir? Yani bu crowdsource olarak sadece bir iş modeli gibi geliyor bana bir yandan. Ama tabii bunun işin içine hani bir sonrakinde bilgisayarı sokacağını söylüyorsun. O zaman hani çok daha farklı bir şey olacaktır. Ama şu anda sanki hani mesela kolektif bir sanatçı topluluğunun yaptığı işin birbirini tanımayan insanlar tarafından bir sistem haline getiriyor. Yani iş modeli aslında. Aynen öyle, aynen öyle. Bu. Yani başka bir şey değil. Başka. Kesinlikle değil. Zaten o yüzden o mailde yapay zekadan bahsetmem, sergi onu koymanın abes olduğunu hissetmemin sebebi oydu. Burada yapay zeka yok ki yani. Bu normal bildiğimiz kolektif bir şey. Sadece bunun olduğu bilinmeden yapılmış bir şey. Şimdi bilinirse bilmek çok şey değiştiriyor. Yani sen bir şeye hakkın olduğunu bildiğin zaman müdahale etmen ve bozman mümkün ve hakkını araman insan öyle bir canlıdır. Yani bizim işimize işte rastgele insanlar oynuyor diyebilir mi sanatçı ve buna sinir olabilir mi? Mesela bilmemesinin bir rahatlığı var onu söyleyebilirim. Ve o kişilerin de yani büyük bir sistem var ben onun bir parçasıyım. İşte benden bir iş istendi yapmamı istiyorlar falan gibi bir yapmaları başka bir şey. Ama ne yaptıklarını bilerek yapmaları başka bir şey. Orada bilerek daha kötü sonuç vereceğini falan tahmin ediyorum onu söyleyebilirim. Ama bence şey yani kolektif bir küratöryel grupla kolektif bir sanatçı grubunun beraber çalışması olarak modelleyebiliriz. Sadece bunu bilmeden yapmalarının bir etkisi olabilir. Bunu tahmin ediyorum ama yani. Son sorumu da sorayım. Mesaj... Tekrar etmiyorum çünkü duyulduğunu varsayıyorum. Dediğim mi tekrar sizce? Konuşmamı tekrar ediyorsunuz. Tamam. Şöyle bir durum yaratsak çok tepki çekecek bir işin seçildiğini düşünüyorum. Hani bunun şimdi olup olmadığını bilmiyorum. Açık yüreklilikten sana soruyorum. Böyle bir durumda orada bir üst göz olacak mıydı? Başta danışmanları koymamın sebebi biraz buydu. Ama şey değil, tepki çekecek bir şey olur mu değil, sistem çok çabuk çökmesin diye. Yani bir deneyimsi bir ortam, bir şey yapmaya çalıştığınızda risk alırsınız ama hemen çökmesin diye, biraz devam etsin diye bir risk alırsınız. Buydu. Ama şey değildi yani mesela çok provokatif bir iş olsaydı ben muhtemelen orada şey olurdum, izleyici olurdum. Ben bu bütün projede kendimi izleyici olarak gördüm. Yani krizler çıktı işte dediğim gibi ufak tefek ve ben krizlere müdahale etmedim yani. Çünkü zaten krizin çıkma olasılığının olması işin bütün heyecanı bana o geliyor. Yani orada muhtemelen mesela süper provokatif bir iş olsaydı mesela yasa dışı bir şey olsaydı, birisi bir uyuşturucu koysaydı mesela işin içine ya da aşırı ırkçı bir söylem olsaydı mekan sorumlusu ya da enstalasyonu yapan kişi müdahale ederdi diye tahmin ediyorum. O zaman bu proje peki ne olurdu? Aynen öyle anlatırdım yani. Yani tabii yani onların da şeyini mağdur etmeyecek şekilde sınırlayarak aynen anlatırdım. Çünkü ben burada kendimi tam olarak gözlemci olarak görüyorum. Çünkü ben bu projeyi bayağı gözlemlemek için yaptım yani. O zaman proje başarısız olmuştu diyebilir miyiz? Hayır, hayır. Kesinlikle diyemeyiz. Zaten şey değil yani bak bu projenin başarılı gibi gözükmesinin sebebi serginin iyi bir sergi olması. Ama ben mesela orada değilim. Yani o bizim için başarılı gözüken bir şey. Benim için o değil yani. Benim için serginin olabilmesi zaten bir sistem için yeterli bir şeydi yani. Hatta bırak serginin olabilmesini, bu datanın çıkabilmesi yeterli. Bana olası bir sürü sorun üzerinde olasılık gösterdi bu.
Ve ben bir sonraki hamlemi buna göre yapabileceğim. Daha da grift bir sistem kurabileceğim. Benim için yeterli. Böyle sergi olmaması, böyle bir setlerin olmaması çok okeyim yani. Hiçbir sorunum yok. Hatta daha heyecanlı olur ki zaten yani önümüzdeki şerde yani Filipinler gibi örnekleri vermemin sebebi o. Filipinler belki çok safe. Çin'de bir yerde açılması. Çin'de mesela böyle Çin'in işte atıyorum küçük şehirlerinden birinde bir sergi açılması. Niye? Ya da, niye? Çok ilginç bir yol. Şöyle çünkü oradaki dinamikleri bilemiyoruz, dili bilmiyoruz, ne döndüğünü bilmiyoruz ve çok acayip provokatif şeylere doğru gidebilir yani ve şu an şey gibi geliyor, demin dışarıda konuştuk işte, sanki oranın dinamikleri de kendi kendine olur gibi ama işi seçen kişi Amerika'dan mı mesela? Yani belki bu işi çok değiştiriyor. Amerika'dan birinin Çin'deki bir işi seçmesini bir anda politik haline getirebilir, anında getirir yani. Özellikle bunları bilmiyorum daha henüz. Yani sergiyi seçen kişinin ırk var o yüzden ama nerede oturuyorsunuz falan gibi bir soru var. Bunlardan dolayı bir de şundan dolayı fiziksel işleri bu insanlara yollayalım mı gibi datadan dolayı var o. Çünkü Amerika'daki kişi geri gel sergi enstalasyonu yap dememek için o datayı aldım aslında. Ama belki bir süre sonra onlar da devreye girecektir. Tahminen şöyle, bu projede işte şuradan bir bakalım hemen kaç kişi çalışmış. İsimler gözükecek ama böyle şey kaydı olmadı. Burada hepsi yazmıyor bu arada. Belirli bir tarihten sonra başladı. Benim adım falan da var. Yok. Çok göstermeden hızlıca bakmışım. 28 kişi çalışmış. Tahminen idealde böyle bir sistemde 150 kişi falan çalışması lazım. Bütçesinin de tahminen 8-10 bin lira civarında olması lazım. Çünkü tekrar tekrar sorması gerekiyor bir sürü şeyi. O yüzden bir sonraki basamakta bunu alenen yapacağım. Ve insanlara aniden gelmeni söyleyeceğim. Hatta kafamdaki sistem şu. Olabildiğince düşük meblağlara çalışabilen insanları kullanarak biraz daha provokatif. Yani lise öğrencileri, kafamdakiler, ufak şehirlerde, köylerde yaşayan bilgisayar kullanabilen kişiler. Ve bu tarz. Yani bunun, gerçi onun için çok iyi bir gelir kaynağı olabilecek bir şey aynı zamanda. Yani oralar da çok acayip. Çünkü çeviri yapıyorsun. Güzel köydesin, oturuyorsun, çeviriyorsun. Ve bayağı iyi. Saat ücreti falan, buradaki saat ücretleri 20 lira ile 40 lira falan ücretler var. Yani bu inanılmaz bir para köyde yaşayan biri için. O yüzden mesela oraları zorlamak istiyorum. Yani lise öğrencileri var bu arada projede çalışan. Ama çok üstlerine gidemedim yani. Bir şekilde bir sürü kişi cevap vermedi bu arada mailine yani. Böyle mailler var, aylarca sürmüş efendim. Mailinize cevap alamadık, tekrar atar mısınız falan. Böyle tekrarlar falan var. Ama şey, onu görmek istiyorum yani. Daha da agresif modellerini denemek istiyorum. Hatta onların otomatik olması lazım. Yani şeyler falan denedim de olmadı. Yani bu iş, birisi gidip bir İK sitesine iş ilanı koyabilirdi yani. O zaman ne olurdu bilmiyorum yani. Düşünsene yani bir İK sitesine koyuyor bir ilanı ve saati işte 10 liradan iş bilmem ne, şu işleri yapabilirsiniz falan diye şu. Ama şeyler var Allah'tan. Kimin kimlere referans olduğu datası var, bir referans verisi var. Ve kimin kimi tavsiye ettiğini falan biliyor sistem. Mesela sana güveniyorsa senin tavsiye ettiğin kişiye güveniyor. Sana olan güveni kırılırsa onlara olan güveni de kırılıyor falan gibi şeyleri var, modelleri var içinde. Kişileri nasıl bulduğunuzu ilk başta? En başta çevremdeki 3-5 kişiye mail attım. Sonra onlara çevrelerini atmalarını söyledim. Yani oydu. Friend of a friend network dediğimiz. Yani arkadaşlar arkadaşlar. Neyi kararlar dedi o kişileri tutukken biliyor muyuz? Yok. Yani genelde şey muhtemelen bazıları birebir iletişim yaptı. Mesela 2-3 kişi haber verdi. Bazıları Facebook'ta post etti. Sanatçı duyuruları da öyle mesela. Yani orada sanatçılar var. Sonra nasıl duydunuz mesela? Ben bu ürüne sayfasına geldi oradan. Bana da şöyle geldi. Benim web sayfam var. Web sayfamın mailine gelmiş. Ya benim kendi kişiden mailime gelmiş. Çok tesadüf. Ben... Kimden gelmiş? Hatırlıyor musun? Herhalde ilk takım Ebu muydu? Esra Çoğun. Hiç hatırlamıyorum. Ha. Ama şey bana hani bana bir davet gelebilir diye düşünüyorum. Yani o tip hakemli bir sergiye katılmam yani şahsen. Ben de garip geldi bana ama dedim hani atölyede hep beraberdik. Bakın böyle bir sergi kursu varmış diye söyledim ben. Çevremdekiler o şekilde gelişti. Okay. Başka çok var mı burada sergi? Başka açıdan oraya gözlemleyip gel katabileceği şey olanlar varsa. Çünkü ben de mesela sergi alanına girdiğim anda kimseyi tanımıyordum yani. İçeride biri var ve orada tanışıyoruz yani. Sanatçı mısınız? Evet abi falan. Biz öyle tanıştık yani gerçekten çünkü
isimleri bilmiyorum falan. Sadece mailleri falan atmışım ama yani kulakta da hafif bir şey var, isimleri hatırlıyorum ama o kadar bilgim vardı. Nasıl tanışabilirim? Mesela bazıları, şimdi mesela Esra zannediyorum, sürekli mail adresleri bulup atmış. Bazıları Facebook'ta duyurmuş. Sibel Şirin mesela Facebook'ta post etmiş ve arkadaşları başvurmuş falan. Böyle şeyler vardı tanıtım şeyi. Mesela oraları kontrol etmeme imkan olmuyor yani. Çok daha büyüyebilirdi ya da çok daha küçük kalabilirdi belki. O olasılıkları şu an tahmin etmem imkansız. Şey sormak istiyorum. Burada iki tane danışman var ya. Hı-hı. İki danışman var. Onlar en başta kullanıldı bu arada. Sonra neden neredeyse hiç kullanıldı. Yani nereye kadar kullanıldı? Çünkü hani geri döndü, onlar değiştirdiler falan dedin ya. Nereye kadar onlar... Manifestonun kontrolünü yaptılar. En net o. Birkaç yorum yazdılar. Çok ciddi bir şey yok bu arada yani. Böyle ne bileyim işte. Ya şu da olsa iyi olmaz mı falan gibi. Yani böyle bir yorum falan vardı. Şartname ile ilgili Selva'nın net yorumları vardı, hatırlıyorum. Şunların şunların olması gerekir falan diye. Sonra da başka da yok galiba. Bir yerde hatta sanatçı duyurusu mailini attım, o da şey dedi yani ben bunu duyuru yapamam ki dedi, ben yapmam lazım dedi. Ben zaten sadece bilgilendirmek için atıyorum falan dedim, mesela yapmam ağzından falan. Bir karıştı oralar ama yani normal başka bir iletişimleri olmadı. O kadar. Yani gerek yokmuş yani, net söyleyebilirim şu an. Manifestonun yazılması... Yani manifestoyu kime yazdıracağını... Rastgele biri. Yazı yazabiliyorum diyen biri. Yazı yazmayı seviyorum diyen biri yani. O kadar. Yani fotoğraf grafik yapacak kişi grafik yapmayı seviyorum diyen biri. Mesela sergi kurucu, o seçenekler var. Sergi kurdum, yapabilirim falan gibi şeyler vardı ya soruda. Şu iş alanlarından seçiniz ya da başka alanlar yazınız. O zaman manifestoyu yazan aslında sergiyi yapmış olmuyor mu? Değil. İşte orada o kadar çok şey değişiyor ki hikayede. Yani çok sert bir manifesto olsa ve çok net olsa olabilirdi. Ama öyle değildi. Evet, değildi yani. Ve belki de öyle olsa da başka türlü yorumlanabilirdi. Yani şunu görüyoruz. Şimdi benim elimde bir sürü ayna var. Hiçbiriniz birbirinizi görmüyorsunuz. Ben istediğim iki kişi arasında ayna tutuyorum. Ama yüzlerinizi görmüyorsunuz. Sadece seslerinizi böyle duyuyorsunuz. Ve arada parazitli duyuyorsunuz yani bir şekilde. Benden geçtiği için. Bu parazitler otomatikman iletişim yaratmaya başlıyor. Yani sizleri birbirinizle konuşturarak, sizin arasında diyalog kurdurarak sizin yansımanızı koyuyoruz oraya. O sergi sürecinde bulunan herkesin yansımasıdır. Yani net bir şekilde var olmak istedikleri kadar var olduğu bir sergidir. Mesela bazı kişiler 3-4 roldeydi. Manifestoyu yazan, sanatçı telefonları açan da aynı kişi. Planlamayı yapan, bilmem neyi yapan aynı kişi falan. Yani bize sana bir mail gelmiş, bir iş yapmışsın, şunu İngilizce çevirir misin demişiz. Öbür gün bilmem kimi arar mısın diye bir iş gelmiş. Yani mesela karmaşık kişilerden birinden bakalım, bir şey demeyecektir. Zeynep mesela öyle rollerde, manifesto yazan kişi. Burada 3 tane cevaplanmamış mail var hala. Bu toplam mesela şuradan bakabiliriz şeylere. Dataların içinde kaybolmadan daha böyle temel birkaç bir soru sorabilir miyim? Tabii ki. Şimdi, yani sanatçı kimdir? Bu Deniz Yılmaz'la beraber. Bir taraftan da işte bu yapay zeka doktorlar var, yapay zeka kondüktörler var, işte kaza yaptı geçen bir tanesi şimdi hukusal davaları falan filan. Ve hani bunu tamamen hani burada bilmeyen, sen biliyorsun tabii de hani bilmeyenler için söylüyorum. Hani bu sürece katkı sağlamak konusunda hani gönüllülerden biri olarak soruyorum ben bunu. Başından beri bu yani bu şeyde yani çoban projesinde ilgiyle, merakla da aynı, heyecanla yani son dönemde bile en heyecanlanan şeylerden bir tanesi. Başından beri benim çok rahatsız eden bir şey var. Şimdi nedir falan diye düşünüyorum da. O da galiba burada küratör eşittir organizatör modeli. Yani bunun insan kaynakları ve yönetim yapan insan, yönetici yapan yönetici olan bir insan olması ve yani işte siz örneğini de verdiniz hatta yani işte küratör olmasa işte bunu yapan zaten sanatçı kolektifleri çıkmış bunlar yeni şeyler yani 60'lardan evet. Yeni şeyler falan. Hatta belki küratörden önce zaten böyle modeller vardı. Evet ve hatta işte geçenlerde korkunç bir yazı yayınlandı biliyorsun işte küratör ne işe yarar diye. Zaten Türkiye gibi bir sanat ortamında sanatçı ne işe yarar ki, sanat nedir ki, küratör ne işe yarar ki falan. Yani bu aslında çok sevdiğimiz bir tartışma bu. Yani hani bu çoban projesi de çok bizim böyle gıdıklamayı hoşlandığımız yerlere çok değindiği için sanatçılar, işte küratörler, sanat eleştirmenleri falan işte ne kadar varsa aslında böyle kıs 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 böyle bir herkesin de bir
hoşuna gidiyor yani. Evet. Güzel ya bu. Evet. Zaten